Yaklaşık 20 aydır beraber çalışıyoruz şimdi takımla. Böylelikle tabii ki farklı bir takım, farklı bir kalite sahada göreceğinizi düşünüyorum. Genel ortam olarak, baskı olarak biraz daha rahat bir maçta bekleyebilirim yani. Also mit zusammen fällt, noch, fällt ja eigentlich noch ein Dritter von denen, die normalerweise Stammspielerpotenzial haben. Aber unsere Mannschaft hat es das gezeigt, dass sie immer wieder, zumindest mal kurzfristig, Ausfälle kompensieren kann. Und ich habe volles Vertrauen in meine Spieler. E, tabii bu oyuncular normalde az oynayan oyuncular olduğu için e, ister istemez e, takımda eksiklik hissedilecektir. Fakat e, şunu da fark ettik, böyle oyuncular eksik olduğunda e, diğer oyuncularımız da onların e, Ve bu yine ich finde, dass sie sich ähm, auch immer schrittweise unter dem Trainer weiterentwickelt haben. Ich ähm, kann jetzt nicht alle Stärken erzählen, weil das erzähle ich meiner Mannschaft und dann hoffen wir, dass wir gut eingest, äh, eingestellt sind. Aber man kann auf jeden Fall eine Entwicklung äh, in, in dem, in dem spiel, Spielen von den äh, Letten erkennen. farklılık bir gelişim e, kat ettiklerini görüyoruz. E, fakat neleri iyi veya kötü yaptıklarını biz bunları takımla e, analiz etmemiz gerekiyor. E, böylelikle o tarz konulara çok fazla girmemem gerekiyor. E, ama genel olarak onlarda da e, daha e, iyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Hencband weiß ich nicht genau. Weil auch Lettland sich in den letzten 20 Monaten weiter entwickelt hat unter dem Trainer von unserer seite müsste auch çok daha rahat bir maç olur mu? ondan emin değilim. sonuçta rakibimiz de kendini geliştirdi ama şu da bir gerçek bizim de kendimizi geliştirdiğimizi ve bunu yarın sahaya yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. ist eine Mannschaft, die natürlich über ihre Körperlichkeit und ihre Größe von äh, mehreren Spielern kommt, deswegen gefährlich ist bei hohen Bällen und Standardsituationen. Fiziksel olarak güçlü bir takım, böylelikle farklı yönlerde ee, yüksek toplarda ee, güçlü olan ve zorlayabilecek bir takım. So mental ist die Mannschaft so gut einzustellen, dass wir unsere Stärken voll zur Geltung bringen. Amazonus da benim görevim onları en iyi şekilde hazırlamak ve böylelikle de kendi yapabildiklerimizi sahaya yansıtmak. Du hast acht. EM spiele qualifspiele. Am das heißt, dass das praktisch 25% afon sind und wir müssen oder wir wollen auf jeden Fall 6 puan tolun. Eee şimdi şöyle bir şey var. Sonuçta 8 tane maçımız var. Eee ve böylelikle e, yüksek bir oran yapıyor. Yani e, bu maçı kazandığınızda önünüzdeki hedefe biraz daha e, yaklaşmış oluyorsunuz ve bu yüzden dolayı da e, maçın ne kadar önemli olduğunu bizler de e, farkındayız. Also der der Druck ist als A Nationaltrainer uh, bei jedem Spiel wenn es um die Quali geht groß. Der ist aber genauso groß wie er vorher war um, und von daher gesehen ist jetzt für mich jetzt keine neue Situation. Eğer milli takım um, Seviyesinde görev alıyorsanız her maçın arkasında o baskı hissedersiniz. Onun için diğer maçlardaki baskıdan hiçbir farkı yok yarınki maçın baskısı. definitely if Minimum we have to leave three behind us to get this uh, second place. Um, even if we have the chance through uh, promoting to the B group in, in uh, Nations League for this, you know, I, I, let me say the back door for qualification. Um, but look, if you are in the qualifiers um, and so the pressure is all the time there, this is the same for the players and also for the coach and we are prepared. That's why we are here. That's why I'm sitting here. Uh, he's an outstanding talent, but we should not forget uh, his age. Ah, he's uh, getting a lot of uh, minutes uh, last matches in Fenerbahce, so this is perfect for him to develop himself. Now he's coming to the national team. He has uh, a lot of very good playing teammates around him. And uh, I think definitely he will play a very good role in the future of, of our national team. Thanks, all the best. Yes, thank you. Evet soru şu şekildeydi. Ee, önünüzde iki tane maç var ve bu maçlar sonunda gallerin geride bırakabilmek için bu karşılaşmalar sizin için e, ne derece önem taşıyor diye soruldu. Tabii ki bu karşılaşmalar önemli. Ee, eğer sonuçta biz üst sıralarda yer almak ve e, Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorsak en az üç rakibimizi e, geride bırakmamız lazım. Bu yüzden karşılaşmalar önemli. Her ne kadar Uluslar Ligi dolayısıyla ee, Avrupa Şampiyonasına gidebilmek için bir bilet almış olsak da bir arka kapı için elimizde e, fırsat bulunsa da tabii ki o bizim için bir ekstradır. Biz normalde e, bu şampiyon e, bu elemeler üzerinden gitmek istiyoruz. Tabii ki e, A milli seviyesinde bu düzeyde baskı her maç için olacaktır. Hem hoca için hem de oyuncularımız için olacaktır. E, medya mensubunun sorusunda aynı zamanda bu karşılaşmaların sonunda. E, maç fazlasıyla lider olabileceğimiz ihtimalinden söz etti kendisi. E, hocamız da e, ben bütün elemeler sonunda 8 maç tamamlandıktan sonra Zirvede olacağız mı, olmayacağız mı? Bizim için geçerli kriter odur. Ben her şey sona erdiğinde zirvede olmak isterim. Diye cevapladı. Bir soru daha Arda Güler'le ilgiliydi. Arda Güler'le ilgili düşünceleri soruldu hocamızın. Hocamız da şöyle yanıtladı: Tabii ki harika bir oyuncu. Çok iyi performanslar sergiledi. Son dönemde Fenerbahçe'de ciddi anlamda süre aldı. Kendini geliştirme fırsatı buldu. Hala geliştirebileceği yönler var. Ve milli takımda da çok iyi takım arkadaşları var. Bu sayede onlardan da istifade edecektir onlarla birlikte oynayarak ve gelecekte Türkiye için Türk Milli Takımı için çok kilit bir oyuncu olacaktır.